ümmetin ihtilafı rahmet değil, felaket getirir. Bazı Müslümanlar, ashabın ihtilafı sizin için rahmettir sözünün, sözde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi olduğunu söyleyip, bu yanlış bilgiye dayanarak İslam birliğinin olmayacağını savunuyorlar. Kur'an ayetleriyle çelişen bu sözün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hadis olmadığı açıktır. Allah Kur'an'da Müslümanların ihtilafa düşmelerini haram kılmıştır. Kur'an'a göre Müslümanların birlik olmaları, kardeşler olarak yaşamaları, dağılıp ayrılmamaları, çekişip birbirlerine düşmemeleri farzdır. Aksi yani ayrılmaları ise haramdır. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlardınız, O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Ümmetin ihtilafının yani ayrılığının rahmet değil felaket olduğu bugün İslam coğrafyasında yaşananlara bakıldığında da açıkça görülmektedir. İslam alemi tarihinin en zor günlerini geçiriyor. Müslümanlar kendi çocuklarını, kadınlarını, mazlumlarını korumaktan aciz kalmış durumda. Irak'ta her ay yaklaşık 1000 Müslüman şehit oluyor. Suriye'de 2011 yılı Mart ayından bu yana 300 bin kişi yaşamını yitirdi ve ölümler her geçen gün katlanarak artıyor. Arakan'da sürekli Müslümanların evleri, ibadethaneleri, iş yerleri yakılıyor. Yüz binlercesi yurdundan sürgün ediliyor. Afganistan, Mısır, Filistin, Bangladeş,